15. yüzyılda devlet yeni yerler fethetmek için sefere çıkıyor ve sahip olduğu bölgeleri korumak için sınır bölgelerinde askeri ocaklar oluşturuyordu. Bunlardan biri Akıncılar, diğeri de deli olarak tabir edilen düzenli bir yapıya sahip olmayan askeri birliklerdi. Rumeli Beylerbeyliğine bağlıydılar. Bayraklarında yerde ne varsa o gelir başa yazıyordu. Asıl olarak kendilerine kılavuz, rehber anlamına gelen delil ismi verilmesine karşın deliler savaşlarda üstün cesaret göstermeleri ve farklı giyim şekilleri sebebiyle bu isimle anıla gelmişlerdir. Deliler öyle standart tek bir kıyafet giymezlerdi. Giyecekleri arslan, leopar, sırtlan, pars, ayı gibi hayvanların postlarının kıllı tarafı dışarı gelen şalvarları vardı. Görünüşleriyle bırakın düşmanı, dosta dahi korku salarlardı. Deliler 17. yüzyılda kuzu derisinden imal edilmiş sarıklı bir külah giymeye başladılar. Atlarına yaraşır şekilde giyinirlerdi ve atlarını da kendilerine yaraşır şekilde giydirirlerdi. Atlarının görüntüsü de kendileri kadar korkunçtu. Atlarını başlarından kuyruklarına kadar ayı, kurt, arslan, sırtlan gibi hayvan derileriyle kaplarlar, kuyruklarını ise parlak ve dikkat çekici farklı renklerde boyarlardı. Korkusuzluk ve cesaretin adı olan deliler sadece hücumu düşünüyorlardı. Saldırılardan korunmak için zırha ve bunun gibi savaş malzemelerine de ihtiyaç duymazlardı. Tek hedefleri vardı, düşmanı yok etmek. Mahmuzları ise pırıl pırıl parlardı. 50-60 kişiden oluşan delilerin topluluğuna bayrak adı verilirdi. Birkaç bayrağın başında bir deli başı bulunurdu. Bu deliler dedik ya psikopatlardı. Onlar savaşlarda hep en öndeydiler. Köpeksiz koyuna kurt girer gibi düşmana olabildiğince yaklaşır, üstleri çıplak olduğu halde âlâ yuvâlâ ile kılıçlarını yan bellerinden karınlarına batırıp deşerler, bedenlerini kın olarak kullanırlardı. Kafa derilerine kartal tüylerini geçirirlerdi. Yüzleri o zaman korkunç bir hal alırdı. Yüzlerini de aynı kılıçları gibi bedenlerine delerek geçirirler. Beden, sırt, yan bağlarını kın olarak kullanırlardı. Binlerce kendini kesip kan içinde kalan delileri gören düşman zaten savaşta yenik olarak başlarlardı. Altın ve mülkiyetten ziyade padişaha gönül bağıyla bağlıydılar. Sadakatin öne çıktığı önemli bir oluşumdu. 1444 yılında Varna Savaşı ile Osmanlı tarihinde iyice yer edindiler. Bu tarihten sonra sayılarının da çoğalmasıyla deliler mükemmel bir savaş unsuru haline dönüştü. Artık onlar Ali Osman'ın korkusuz savaşçısıydılar. Delilerin en önemli görevleri kefelenin moralini ve psikolojisini alt üst ederek düşman askeri unsurlarına önceden korku salmaktı. Türk askeri tarihinde en korkunç görünüşe sahip askeri birliklerdi. Düşman karşısında üstlerini soyunup düşmana korku vermek için bedenlerine bıçak saplayan, kılıçlarını, gürzlerini saplayan, oklarını vücuduna geçirip düşmana korku salmaya çalışan
delileri görmektesiniz. Delilerin bazıları sırtlarına bağladıkları kartal kanadı ile gezerlerdi. Atın üstünde heybetleri bir o kadar daha artardı. Bakın, Evliya Çelebi delileri eserinde nasıl tasvir ediyor? Muhabbetli ve seci askerlerdir. Başlarında taçları samur ve aslan postundan kalpak taç koyup arkalarında bebr, kurt ve ayı postları vardır. Koltuklarının altlarından karakuş kanatları bağlıdır. Ellerinde kurt derisi sarılı olup nicesinin alet ve silah levazımı kendisini garip ve acayip şekle koyar. Korkunç ve düşmana bela salarlar. Askeri zaferleri her zaman daimidir diye tasvir etmektedir. Neşri ise Kitab-ı Cihan Numa adlı eserinde 1448'deki Kosova Savaşı'ndaki delilerin hücumlarını şu şekilde anlatmaktadır. Ses, bağırtıdan, yankıdan, atların kişnemelerinden, erenlerin naralarından, bağırıp çağırmalar, nefirinden ötler patladı. Nicelerinin başı gitti. Kan ırmak gibi aktı. Durmadan, tozdan havanın yüzü kapkara oldu. Can alıcı can almaktan yoruldu. Deri takkeli delilerin atlarının boyunlarında öten ziller, dürüştükleri kafirin iniltilerini ve iganları idi. Bu garip tarz ve acayip tavırla kafirlere köpeksiz koyuna kurt girer gibi koyuluyorlardı. Kaf Dağı yerinden oynadı. Gökler yer üstüne yığıldı sandılar. Gaziler kafirleri öyle kırdılar ki diye anlatmaktadır. Sultan Süleyman'ın 1538'de Boğdan seferinde İshakçı Köprüsü törenlerinde ilk kez delileri gören Celalzade Mustafa, Derecatül Mesalik adlı eserinde akıncıların gerisinde kurt takkeli, tekne kalkanlı, kartal kanatlı, ayı ve kaplan postundan elbise giyenler, Kerbela tesbihli, çıkrık mahmuzlu, salaklı, pek tuhaf kıyafetli divaneler sıralandılar diye delileri tasvir etmekte. Yetiştirilmeleri delilere akıl almaz bir beden kuvveti ve her türlü olumlu ve olumsuz koşullara karşı savaşma, vazgeçmeme, direnme gücü vermiştir. Her halükarda savaşma kabiliyetleriyle birlikte mükemmel şekilde kılıç kullanırlar, atları ile bir bütün oluşturup hedeflerine kene misali bir kere yapıştılar mı zafer tartışmasız kati olmaktaydı. Delilerin yenilmez olmalarının en önemli unsurlarından biri ise atlarıydı. Atlarını her zaman savaş şartlarına göre eğitirlerdi. Yani kendilerini eğittikleri gibi atlarını da eğitmesini pek güzel bilirlerdi. Atlarını ateşlerin arasından geçirirler, ucuz sivri kazıklara atlarını sürer, manevra kabiliyetlerini sağlarlardı. Büyük top patlamaları arasında atlarına çalışmalar yaptırıp atlarını büyük gürültüler karşısında korkmamayı öğretirlerdi. Yüksek duvarları aşmayı da öğretirlerdi. Bu durumda delilerin atları da sürücüleri gibi deliydi. O yüzden savaş meydanlarında hiçbir şekilde atları ürkmezdi. Peki nasıl deli olunurdu? İlk şart Müslüman olmaktı. Çoğunluğu Türklerden oluşan delilere Boşnak, Hırvat, Arnavut,
gibi Osmanlı tebaasına bağlı Müslüman olanlar da katılmaktaydılar. Öncelikli olarak heybetli dağ gibi bir yapıya sahip olmaları gerekmekteydi. Bu güçlü görünümlerinin yanı sıra silah kullanmadaki ustalıkları ve cesaretlerini kanıtlamak için düşmanla savaşmaları gerekmekteydi. Bu savaşlarda da yaklaşık olarak 10 düşman süvarisini öldürerek zafer kazanmaları onların deli olmalarının yolunu da açmaktaydı. Deli ocağına girerken belli bir etnik kökene veya tarikata mensup olma şartı aranmazdı. Müslüman olan cesaretli ve heybetli bir yapıya mensup herkes deli ocağına girebilirdi. Deliler kendilerine Hazreti Ömer'i pir olarak kabul etmişlerdi. Hazreti Ömer savaşçıydı ve cesurdu. Topluca meydanlarda hep birlikte kalpaklarımız Emirül Müminin Hazreti Ömer'in çizmesinin komşuğudur. Ocağımız Müşarünileyh Efendimiz'e mensuptur diye bağırarak ortalığı yıkardılar. Kaderde ne varsa o gerçekleşir düsturuyla yol yürürlerdi. Bu sebeple deliler hiçbir tehlikeden kaçınmaz, gözü kara, yenilmez savaşçılar olarak anılırlardı. Bir rivayete göre bu askerler ıslak mermerlere tokat atarak talim yapıyorlardı. Osmanlı tokadı deyiminin deliler ile birlikte çıktığı da oldukça günümüzde kabul görmektedir. İri yarı adamların ellerinde sadece bir kalkanla veya kalkansız hiçbir şey olmadan üzerlerine saldırdığını gören düşman askerin ne olduğunu anlayamadan mermere meydan okuyan o meşhur Osmanlı tokadıyla karşı karşıya gelir ve bunun nasıl bir şey olduğunu anladığında ya ölü ya da artık savaşamayacak denli sakat bir asker durumuna gelirlerdi. Bu tokatların muhatabı genel itibariyle düşman askerleri olsa da savaş atlarını etkisiz hale getirmek için de kullanılırdı. Delibaşlar bu tokadı yıllar süren eğitim ve çalışma sonucu atabilirlerdi. Savaş meydanında deliler düşmanı kullandığı silahla öldürdüğü gibi düşmanının bindiği atları da Osmanlı tokadıyla devirip bertaraf etmesini de çok iyi bilirlerdi. Osmanlı'nın savaştığı topraklarda yapılan araştırmalarda bulunan birçok at ve insan kafatasında tokat izlerinin olduğu gözlemlenmiştir. Avrupa'ya nam salan deliler dönemlerinde birçok orduyu da etkilemişlerdir. Lehistan yani günümüzün Polonya'sında kanatlı husarları deliler ocağını örnek olarak kurulmuştur. Aradan yıllar geçmiş, Osmanlı'ya büyük hizmetleri dokunmuştur. Osmanlı'nın çöküşe geçmesiyle birlikte 18. yüzyılda imparatorlukta başlayan başıbozukluk deliler ocağına da sirayet etmişti. Bağlı oldukları beylerbeyi görevden alınıp görevleri son bulunca köylere saldırmaya başlarlar. Akabinde eşkıyalık faaliyetleri sebebiyle 1829'da 2. Mahmut tarafından deliler ocağı lağvedilmiştir. Sizlere bugün Osmanlı'da büyük faydaları dokunan deliler ocağını anlattık. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla Allah'a emanet olun.